Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ayşin Şenses. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Toprak mahsullerinin çok önemli projeleri var ama bugün herhalde biz ekmek üzerine konuşacağız. Evet. Ekmek efendim bizim kültürümüzün, bizim özellikle yeme içme kültürümüzün en vazgeçilmez parçalarından birisi. Ama herhalde biraz da biz ekmeği ısraf eder olduk. Evet. Tamam, ekmek tüketimi çok önemlidir, sağlığımız açısından çok önemlidir ama ekmeğimizi de biraz daha dikkat etmeniz, onu değerlendirmemiz gerekiyor. Biraz önce de söyledik, ekmek nimettir ve berekettir aynı zamanda. Dolayısıyla ekmeğe sahip çıkmak lazım ve kıymetini bilmek lazım, evet. Öyle değil mi? Evet, maalesef. Biraz tüketim toplumu olduk herhalde. Birçok şeyi tüketiyoruz, birçok şeyi çabuk tüketiyoruz. Bunlardan bir tanesi de ekmek. Toprak Mahsulleri Ofisi yaptığı bu kampanyayla aslında özünde ekmek, genelde de tüm israfa dikkat çekmeye çalışıyor. O yüzden çabuk alabiliyoruz, kolay alabiliyoruz ama çok da kolay tüketiyoruz maalesef. Tüketemediğimiz zaman da bunu çöpe atmak gibi bir şekilde değerlendiriyoruz. Maalesef bizim de üzerinde durduğumuz zaten bu konu. Toprak Mahsulleri Ofisi hububatla ilgili birçok konuda görevli ama temel maddesi, yani temel ekmeğin de temel ham maddesi olan buğday. Hı hı. Ekmeğin özünde de unun yapıldığı buğday bizim konumuz, iştigal alanımıza giriyor. 2008 yılında yaptırdığımız araştırmayla ekmek israfının boyutlarını gördük. Sonradan sonra 2012 yılında yaptırdığımız araştırmayla bu israfın %20 oranında arttığını, günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını gördük. Bunun üzerine bir kampanya başlatmaya karar verdi kurumumuz. 17 Ocak 2013 tarihinde dönemin başbakanı, şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in önderliğinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi Eker Bey'in önderliğinde böyle bir kampanya başlattı Toprak Mahsulleri Ofisi. O günden bugüne gerçekten çok sayıda etkinlikler yaptık, toplantılar yaptık. Kamu spotlarımız var, televizyonlarda yayınlanan. Etkinliklerimiz çok büyük hızla ve birçok gönüllülük esasına göre de devam ediyor. Çok güzel bir kampanya yürütüyoruz. Bir yılın sonunda da yaklaşık yaptığımız kampanyayla 1 milyon adet de günde ekmeğin israfını %18 bir azalışla azaldığını gördük. O yüzden kampanyamızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. YPK kararıyla, Başbakanlık kararıyla da bunu 2018 yılı sonuna kadar kampanyayı devam ettireceğiz. Biraz sonra belki konuşuruz. Bunun uluslararası boyutta da kampanyamız etkili olmaya başladı. Tabii sorularımızın arasında bizim var. Onları da yönelteceğiz size. Tabii. Şimdi ekmek israfını önleme kampanyasının çıkış noktasını fark ettik. 6 milyon ekmeğin israf edilmesi, bunun bir şekilde önlenmesi gerekiyordu ve bu duruma devletimiz bir şekilde el attı. Sonrasında kampanya kapsamında bazı çalışmalar yürütüldü. 2,5-3 sene içerisinde çok önemli çalışmalar yapıldı ve bunun sonucunda da herhalde bazı verilere ulaşıldı ki ekmek israfının bundan sonra da önlenmesi için bazı çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıktı. Evet. Peki biz toplum olarak ne yapmalıyız? Ekmek israfını önlemek için bireylere ve genele ne görev düşüyor? Biraz bahseder misiniz? Tabii önce üretim aşamasında buna başlamalıyız. Yani fırınlarda da aslında israf var. Sadece hanelerde veya tüketim aşamasında değil. Önce üretimi planlayarak yapmalıyız. Üretim aşamasında bununla ilgili çalışmalar yapılmalı. Tüketilecek kadar ekmek üretilmeli. Fırınlarda iade söz konusu oluyor, bakkallara veriliyor, belirli bir oranda satamadığı geri alınıyor. İşte israf orada başlıyor, yani dediğimiz gibi üretim aşamasında. Sonra evlerimize maalesef planlayarak almıyoruz. Yani evde hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir ekmek bulundurmaya çalışıyoruz. Ekmek birse 2-3 bulundurmalıyız. İhtiyacımızdan fazla, evde tüketeceğimizden fazla ekmek alıyoruz. Ekmeğimizi işte dilimleyerek tüketmiyoruz veya fazlaysa aldığımız, bunu nasıl muhafaza edeceğimizi bilmiyoruz. Veya bayatlamaya başladıysa bunu yemeyip sofraya ekmek olarak getirmeyip bunu çöpe atmak, az önce söylediğim gibi bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu aşamaları da biz bilinçlendirmeye çalıştık. Yaptığımız araştırmalarda üniversite hocalarından aldığımız bilgilere göre ekmeği nasıl almamız gerekiyor, nasıl muhafaza etmemiz gerekiyor, nasıl korumamız gerekiyor, muhafaza edemedik, bayatlattık, bu aşamada neler yapmamız gerekiyor, hepsini planladık ve halkımıza işte bu etkinliklerle, sizin gibi sağ olun televizyon kanallarıyla
anlatmaya çalışıyoruz. Mutlaka dilimleyerek koymaya çalışalım evlerimizde tüketirken. Buzdolabında saklamak peki? Buzdolabında saklamak, evet, buzdolabında saklayabiliriz. Toplu tüketim yerlerinde mümkünse eğer küçük rol ekmek dediğimiz ekmekleri servis etmeliyiz veya dilimli ekmek servis etmeliyiz. Bütün yarım ekmek servis edilmemeli. Bu dilimlediğimiz ekmekleri eğer uzun sürede muhafaza edeceksek derin dondurucuya koyabiliyoruz. Çıkardığımız zaman aynı ilk günkü aldığımız tazelikte tekrar tüketebiliyoruz. Belirli oranında tüketebileceğimiz kadar bırakıp gerisini ya buzdolabında ya daha uzun süre ise derin dondurucuda temiz uygun poşetler içerisinde muhafaza etmeliyiz. Ağzı kilitli bir şekilde bağlamalıyız. Olur ya tüketemedik, olur ya bunları eğer kullanamadık. İşte bu aşamada da neler yapabiliriz'i biz Türkiye Aşçılar Federasyonu ile beraber, burada size de getirdim ben kitabımızda, Bayat Ekmekli Yemek Tarifleri kitabımızda var tarifleri. Şöyle yapalım, bu kitapla ilgili konuşacağız. Tamam. Ama öncesinde biz biliyorsunuz Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak kamu yayıncılığı yapıyoruz. Evet. Ve bizim görevlerimizden bir tanesi de halkı bilinçlendirmek. Hı hı. Sizin de bu konuyla ilgili çok önemli çalışmalarınız var. Halkı bilinçlendirmeye çalışıyorsunuz ve bu konuda hazırlanmış bir de kamu spotu var. Evet. Biz bu kamu spotunu izleyelim. Özellikle neye dikkat çekilmiş onu görelim. Tamam. Sonrasında da bu konuyla ilgili konuşalım. Tabii. Ama önce gelin bir kamu spotuna birlikte bakalım. Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin. Evet. Sevgili izleyiciler, gerçekten bizim toplumumuzun çok güzel özellikleri var ama bizim kötü özelliklerimiz de var. Biraz önce söylediğiniz şey çok doğru. Genel olarak biz şöyle bir yanlış yapıyoruz. Evde iki kişi isek bile bir ekmek değil iki ekmek alıyoruz ya yetmezse mantığı var. Evet. İki, dört haneli bir evde kişi başına bir ekmek herhalde düşmez ama yani iki tane yetecekken dört tane beş tane alıyoruz. Bu ekmeklerin neredeyse yarısı çöpe gidiyor. Evet. Çöpe gitmemesi için de sizin biraz önce söylediğiniz şey çok önemli. Bayatlayabilir ama biz bu bayat ekmeklerden de faydalanabiliriz. Tabii. Nasıl faydalanacağız? Şimdi biz Ayşin Hanım'a bunu soralım. Bu konuda yapılmış çok da güzel bir eser diyelim, bir kitap çıktı. Ondan bahseder misiniz? Tabii. Bayat ekmekle neler yapılabilir? Şimdi çok basit yöntemler var. Hepimizin anneannemizden belki biraz önce de sizinle sohbet ederken söylemiştiniz. Anneannem ekmekleri, kalan ekmekleri dilimliyor, kurutuyor, onları bir fırınlıyor. Evet. Ya da açıkta da kurutabilirler. Kurutup bir bez sobanın içerisinde çorbalara veya başka yapacağı işte salataya bile katılabiliyor. Salataya ne isterseniz katabilirsiniz. Bunlar basit yöntemler. Ama galeta unu yapabilirsiniz. Sadece küp küp doğrayıp yapmanın dışında galeta unu yapabilirsiniz. O yaptığınız galeta unuyla siz her türlü unlu yaptığınız mamulde kekten, kurabiyeden, börekten her şeyde normal un yerine bu ekmek ununu kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapılmış ve herkesin evinde yaptığı tariflerle birlikte bizim kendi derlediğimiz, toparladığımız Aşçılar Federasyonu ile beraber yaptığımız tarifler bunlar. Bayat ekmekli yemek tarifleri. Bayat ekmekli. Peki nereden elde edebilirler izleyicilerimiz bu kitabı? Bununla ilgili biz kampanyamızla ilgili bir internet sitesi de oluşturduk. Ekmekisrafetme.com adlı bir internet sitesi. Orada bu yemek tariflerinin tamamını bulabilirler. Biz katıldığımız toplantılarda, organizasyonlarda mümkünse eğer katılımcılara dağıtmaya çalışıyoruz, vermeye çalışıyoruz. Ama orada tarifler var. Hem bu tarifleri inceleyebilirler, bayat ekmeklerle neler yapılabilir onları görebilirler. Aynı zamanda kendi tarifleri varsa eğer o sitemize ekleyebilirler. Belki bundan sonraki yapacağımız kitaplarda da o tariflerden onların ismiyle yararlanabiliriz. O tarifleri de buraya koyabiliriz. Tabii bu konuda hanımlara çok görev düşüyor. Evet. Erkeklere de çok görev düşüyor. Evet, iki tane oğlunuz var. Evet. Evlisiniz, eşiniz de bir sanatçı. Dolayısıyla yok, sanatçı değil eşim. Öyle mi? Hayır. Sizinle beraber yaşıyorsa ben sanatçıdır, bir sanatçı bu olmuştur diye düşünerek söyledim bunu. Evet. Ama elbette ki evde ekmek tüketiliyor.
Peki sizde nasıldır durumlar? Valla bizde de israf oluyor yani, olmuyor dersek doğru söylememiş oluruz. Ne yazık ki. İşte ben, bizim yakınımızda bir şey var, köy enstitüsü mezunu bir abimiz. Onun hindileri var, onlara götürüyorum poşetle bazen işte o kalan ekmekleri. Hı. O konuyla şimdi, da ilgili evet, bir sorumuz olacak. Bunu değerlendireceğiz ama size de soralım. Bir ev hanımı olarak siz de aynı zamanda sonuçta evde yemekle, ekmekle uğraşıyorsunuz. Sizde nasıl durumlar? Yok, hayır, bizde israf olmaz. Yettiği kadar alınır, o kadar kullanılır, o kadar. Bayatlarsa böyle sizin de yöntemleriniz var mı? Var, ben de galet unu yapıyorum. Evet. Yani. Köfteye katıyorsunuz. Evet, köfteye katıyorum. Böreklerde kullanıyorum, böreklerin üstüne kullanıyorum. Evet. Yani o amaçla. Doğru. Aslında değerlendirilmek istenildikten sonra her türlü değerlenebilir. Yani mutlaka. Bununla istersek yeter yemekler de yapabiliriz, hazırlayabiliriz. Veya işte biraz önce İhsan Bey'in söylediği gibi kuşlara, güvercinlere, işte göldeki canlılara bunları atıp onların tüketmesini sağlayabiliriz. Yeter ki çöpe atmayalım. Hakikaten evet. Biraz önce söyledik, ekmek nimettir, ekmek berekettir. Biz bu ekmeği çöpe attığımız zaman aslında bereketimizi de çöpe atmış oluyoruz. Evet. Her atılan lokma aslında bir insanın daha aç uyuması demektir. Tabii, benim için. O açlıkla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bu arada şunu söylemek lazım. Şöyle bir soru geldi benim de aklıma. Şimdi bazı belediyelerin bu çöpe atılan ekmekleri biz toplayıp hayvanlara verdiğini görüyoruz. Evet. Ama siz yaptığınız çalışmalar sonucunda bunda bazı sakıncalar olduğunu gördünüz. Evet. Bu sakıncalar nedir? Bunu bizimle paylaşır mısınız? Bu hiç yapılmamalı mı? Yapılacaksa da nasıl yapılmalı? Bunu paylaşalım. Şimdi aslında hiç yapılmamalı. Neden? Ekmek insan gıdası olarak üretiliyor. İnsan vücuduna, insan metabolizmasına uygun bir gıda. Ya hayvanlara uygun bir gıda değil. Zaten içinde tuz olduğu için tuz oranı hayvanlarda terleme olayı olmadığı için hayvan sağlığına bir kere zararlı. O zaman hepimiz yanlış yapıyoruz. Hepimiz yanlış yapıyoruz. Yani hayvanlara vermekle tamam, bu çöpe atılacaksa, çöpe atılacak gibiyse çok aç hayvanlar vardır. Belki onlara verilebilir ama normalde özünde insan gıdası olduğu için insanlar tarafından tüketilsin, hayvanlara verilmesini yani istiyoruz. Yani iyilik yapalım derken aslında hayvanlara kötülük yapıyoruz. Evet. Onun yerine dörtte bir oranında daha ucuz olan yemi alıp hayvanlara vermemiz lazım. Buğday kuşlara verecekseniz eğer alın. Yani ekmekten çok daha uygun bir fiyatta. Veya hayvan yemi alın, bunları verin. Ama siz dediğim gibi bayatladıysa, bayatlattığınız zaman insan gıdası olarak tekrar nasıl değerlendirebilirim? Bunun yollarını bulmanız lazım. Bunun yollarını öğrenmemiz lazım. Belediyelerin bu konuda yaptığı çalışmalarla ilgili olarak biz yazı gönderiyoruz kurum olarak kendilerine. Bunun sakıncalarını anlatıyoruz. Bir de bilinçsiz olarak hem de bunu küflenmiş olarak hayvanlara veriyoruz. Daha da zararlı. Yani ineğe verdiğiniz o küflenmiş ekmekle aslında siz metabolizmasına zarar veriyorsunuz. Ve oradan elde ettiğimiz sütü biz tekrar içiyoruz. Aslında bir döngü değil mi? Kısır tabii, bir döngü. Hem de küflenmiş ekmeklerin çevreye atılmış olması da çevre içinde, doğa içinde çok zararlı. Yani çevreye zararları da var bunların. O yüzden planlayarak alacağız, tüketeceğimiz kadar alacağız. Mümkünse eğer ne çöpe ne hayvanlara vereceğiz. Eğer bayatlattıysak, küflendirmediysek, bayatlattıysak bunu da tekrar döngü olarak insan gıdası olarak tüketmeye çalışacağız. Hem hayvan evet, sağlığı için zararlı bu. Elbette tabii. Hanımlara çok görev düşüyor. Evet. Hanımların elinden her iş geliyor. İşte gördüğümüz gibi bir taraftan da el işlerine bakıyoruz. Diğer taraftan da evi çekip çeviren aslında evin reisi erkek gibi görünse de bizim toplumumuzda gizli reisinin kadın olduğu bir toplumda yaşadığımızda unutmayalım.